Şöyle diyeyim ben. Bundan sonra Roberto Carlos'un o fair play, tribüne hoş görünür hareketleri de artık inandırıcı değil yani. Ben Roberto Carlos zaten çok inandırıcıdır falan demiyorum. Roberto Carlos bana göre Fenerbahçe'ye çok fayda vermiş. Fayda etmiş bir adam da değil. Yalnız o değil tabii. Lincoln'da var da öyle. Çok oyuncu var. Yalnız Fenerbahçeli oyuncular değil yani. Yani şimdi burada babaların çiftliği aslanlar gibi. Abi Roberto Carlos böyle çiftlik her yerde bulurdu abi. Nerede bulur? Her yerde bulurdu. 4,5 milyon euro. Evet abi. Abi. Çünkü bonservisi elinde. Evet. Her yerde bulurdu. Peki bonservis? Bonservisi elinde. Elinde firma, ne kadar? Firma. Beşiktaş ne kadar, Fenerbahçe ne kadar ödedi? Bonservis bedeli olarak onu imza hakkı falan diyorlar. Abi 4,5 milyon avro aldı. İşte hepsi yatak gördün abi. Yok abi 5 yani. Milyon da açıktan vermişler abi. Abi sen hep mışlarla sokaktaki dedikodularla abicim, buraya gelme. Ben kubu şeyden atmıyorum ben. Burada atmıyorum yani. Anladın mı? Bana bugün gelenler Fenerbahçe'nin hakikaten içini çok iyi bilen muhabirlerden ben bunları yani anladım. Muhabirler ya, benden daha mı iyi biliyor Fenerbahçe'nin içini? Ama Gökmen abi sen bunu söyledin mi? Otomatik mi? Olur mu böyle bir şey? Kara para yasasına göre Fenerbahçe'yi vergi kaçakçılığıyla suçluyorsun. 5 milyon açıktan vermişsin. Gösterip borsada demek. Olan bir hayır, tahtada demek. Olan bir. Bunu nasıl sen böyle? Nasıl verdin? Kayıt dışı mı verdin? Kayıt dışı. Şey. Kayıt dışı verdin. Zaten çocuk aylardır ya. Fenerbahçe'nin yani. Ödediği işte Uruguay'daki bir kulübe ödedik paralı. O başka. Herkesle, o başka. Herkesle papaz oldu çocuk. O başka. Yani. O paranın verilmesi adres olarak tartışabiliriz. Ben size bir şey soracağım Gökmen. Ortaya bir laf atıyorum.